Değerli arkadaşlar merhaba. Fen ve Fizik günlüklerine hoş geldiniz. İki dersimiz 8. sınıf konusu olan Fen Bilgisi olacak. Bugün elektroskop ve topraklama konusu işleyeceğiz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Topraklamaya baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, elektrik ile yüklü bir cisim toprağa dokundurulur ya da iletken bir telle bağlanırsa cisim nötr hale geçer. Yüklü cisimlerin iletken tellerle toprağa bağlanması işlemini biz topraklama olayı diyeceğiz. Eksi elektrikle yüklü iletken bir cisim topraklandığında cisim üzerindeki fazla elektronlar toprağa geçer ve cisim nötr hale geçer. Benzer şekilde eğer cisim artı ile elektrikle yüklü iletken bir cisimse kıymetli arkadaşlar artı yükler asla hareket etmeyeceği için o zaman topraktan cisme ne olacaktır? Eksi iyonlar yani eksi elektronlar geçecektir. Cisim kendini nötr hale getirinceye kadar ne yapacaktır? Topraktan eksi alacaktır ve kendisini nötr hale getirecektir. Kıymetler kaçta? Zaten şekilde de görüldüğü gibi sol taraftaki cisim eksi ile yüklenmiştir. Üzerinde fazla elektronlar var. Bu fazla olan elektronlar ne olacaktır? Toprağa geçecektir. Ve bir müddet sonra cisim üzerindeki artı sayısı kadar eksi sayısı da olacaktır. Bu yüzden artı ve eksi sayısı birbirine eşit olacağı için cisim ne olacaktır? Nötr hale geçecektir. Daha sonra buradaki artı yüklü cisme baktığımız zaman cisim üzerinde muhakkak eksi yükler de var. Artı sayısı eksi yükten fazla olduğu için cisim artı ile yüklenmiş. O zaman kıymetli arkadaşlar toprak bağlantısıyla cisim artı sayısı kadar topraktan elektron alacak yani eksi yükler alacak. Eksi ve artı yükler birbirine sayısı birbirine eşit oluncaya kadar kıymetli arkadaşlar elektron akışı devam edecek. Bir müddet sonra artı ve eksi sayısı birbirine eşit olduktan sonra cisim ne olacaktır? Nötr hale geçecektir. Toprağa bağlı iletken bir levha yüklü bir cisim yaklaştırılıp toprak bağlantısı kesilirse levha cisimle zıt cinsle elektrik yüklenmiş olur kıymetler karşılar. Örneğin en alttan başlayalım. Bir cisim levhamız nötr halde. Şimdi artı yüklü cismi değdirmeden yaklaştırdığımız zaman artı yüklü cisim kıymetli arkadaşlar levhanın bir ucuna eksi yükleri ne yapacaktır? Toplayacaktır. Daha sonra eksi yükler bir noktada toplandığı zaman diğer noktasında da diğer ucunda da artı yükler yüklenecektir kıymetli arkadaşlar. Yani artı yüklü kare levhaya yaklaştırıldı. Daha sonra kıymetli arkadaşlar toprak bağlantısı kesildi. Şimdi biz topraklama olayı yaptığımız zaman kıymetli arkadaşlar şimdi eksi yükler levhanın sol tarafında artı yükler de sağ tarafında yüklenecekti. Cismi uzaklaştırmadan önce hemen ne yapacağız? Toprak bağlantısını kesmemiz lazım. Bu arada topraktan da cisim ne yapacaktır? Eksi alacaktır. O zaman eksi sayısı artı sayısından fazla olacaktır. O zaman toprak bağlantısını kestikten sonra cismi de uzaklaştırdığımız zaman kıymetli arkadaşlar o zaman cismin üzerinde negatif yükler artı sayısından daha fazla olacağı için artık cisim ne olacaktır? Negatif yüklenmiş olacaktır kıymetli arkadaşlar. Küre uzaklaştırıldığında levha eksi yüklü olacaktır. İşte biz bu şekilde de cisimleri ne yapabiliriz? Yükleyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Yine burada küçük bir etkinliğimiz var. Etkinliğimize bakalım. Aşağıda başlangıçtaki yükleri belirtilen X, Y ve Z cisimleri topraklanıyor. Bu sırada toprak ile cisim arasındaki yük geçişlerini yapalım. Şimdi kıymetli arkadaşlar. X cismine baktığımız zaman artı yüklü. O zaman artılar hareket etmeyeceği için o zaman kıymetli arkadaşlar topraktan X cismine ne olacaktır? Eksi yük geçişi olacaktır. Yani topraktan X cismine doğru eksi yük akışı meydana gelecektir. Şimdi B'ye baktığımız zaman Y cismi eksi yükle yüklenmiştir. O zaman dikkatli bir şekilde baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar o zaman Y'nin üzerinde de pozitif yükler vardır. Ama cisim kendisine yüklenmiştir, negatif yüklenmiştir. Fazla olan eksiler ne olacaktır? Toprak bağlantısıyla toprağa geçecektir. Artı ve eksi yük sayısı ne olacaktır? Birbirine eşit olduktan sonra cisim ne olacaktır? Nötr olacaktır. O zaman Y cisminden toprağa doğru elektronlar hareket edecektir. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Y cisminden toprağa doğru eksi yük akışı olur. Daha sonra kıymetli arkadaşlar Z'ye baktığımız zaman Z'nin yük miktarı zaten nötr. Z'deki artı ve eksi yük sayısı birbirine eşit. Bu yüzden artı ve eksi yük sayıları birbirine eşit olacağı için kesinlikle topraktan ne elektron alır ne de elektron verir kıymetli arkadaşlar. Bu şekilde ne yapacağız? Buna da diyeceğiz ki elektron almaz, elektron vermez.
yani yük akışı meydana gelmez. Kısaca bunu diyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Özellikle yeni nesil sorularda bu şekilde sorular karşımıza gelecek. Hep yoruma dayalı olacaktır kıymetli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki devam edelim. Burada yine küçük bir sorumuz var kıymetli arkadaşlar. Yine artı yüklü cisim nötr küreye yaklaştırılmış anahtar kapatıldığında aşağıdakilerden hangisi gözlenir? Şimdi biz artı yüklü cisim kıymetli arkadaşlar küreye yaklaştırdığımız zaman nötr küreye daha sonra da ne yapıyoruz? Anahtarı kapatıyoruz. O zaman anahtarı kapattığımız zaman küre ile toprak arasında bir yük akışı meydana gelecek kıymetli arkadaşlar. O zaman kürenin bir kısmı sonuçta ekstra bir köşede toplayacağı için diğer ucunda da ne olacaktır? Artı yükler olacaktır kıymetli arkadaşlar. O zaman küre ne yapacaktır değerli arkadaşlar? Topraktan küreye, topraktan küre negatif yükler harekete geçecektir. Daha sonra toprak balansı kestiğimizde cismi de uzaklaştırdığım zaman küre kesinlikle ne olacaktır? Negatif yüklenmiş olacaktır. O zaman doğru cevap ne olacaktır? C şıkkı olacaktır kıymetli arkadaşlar. Şimdi gelelim topraklanmanın kullanım alanlarına bakalım kıymetli arkadaşlar. Birçok alanı var. Vücudumuzda gün içinde elektrik yükleri oluşur. Bu yüklerin aşırı birikmesi vücudumuzu olumsuz etkiler. Bu nedenle doktorlar ya da uzmanlar zaman zaman ayakkabılarımızı çıkararak toprağa basmanın vücutta biriken fazla yüklerin toprağa akmasını sağlayacağından insan vücuduna olacaktır, rahatlayacaktır. Ve stresten kurtulacağımızı ne diyorlar? Söylemektediler. Bu kesinlikle doğru kıymetli arkadaşlar. İnsan vücudunda iletken olduğu için insan vücudunda da bir müddet sonra negatif yükler birikebiliyor kıymetli arkadaşlar. Cisimler üzerinde biriken elektrik yükü bazen tehlikeli olabilir kıymetli arkadaşlar. Biriken bu elektrik yükleri yük geçişleri sırasında kıvılcım çıkarır. Bu yüzden ameliyathane ve laboratuvar gibi yerlerin zeminleri iletken maddelerle kaplanır. Böylece elektrik yüklerinin toprağa çıkması sağlanır kıymetli arkadaşlar. Akaryakıt gibi kolay tutuşabilme özelliği olan maddeleri taşıyan tankerlerin hareketi sırasında oluşabilecek elektrik yüklerinin toprağa akması için tankerlerin arkasına yere değecek şekilde zincirler konur. Bu zincir topraklanmayı sağlar. Kıymetli arkadaşlar, tam arabanın ortasında büyük bir zincir vardır. Sürekli yola temas eder. Arabanın üzerinden biriken negatif yükler değerli arkadaşlar toprak tarafından emilir. Yani toprağa geçer. Daha sonra arabamız ne olur ya da tanker ne olur? Nötr hale geçer. Bu yüzden herhangi bir tehlike arz etmez kıymetli arkadaşlar. İşte biz bu olaya topraklama olayı diyoruz. LPG istasyonlarında ve uçaklar yakıt doldururken elektriklenme meydana gelebilir. Bu durumda ortaya çıkabilecek yangın, patlama gibi tehlikeleri önlemek için istasyonlarda ve uçaklarda topraklama işlemi yapılır. Kıymetli arkadaşlar, yakıt doldurmadan önce arabanın ya da uçağın toprak geçişi yapılır. Daha sonra da yakıt dikkatli bir şekilde doldurur kıymetli arkadaşlar. Allah etmesin herhangi bir kıvılcım büyük patlamalara da neden olabileceği için bu yüzden topraklanma bu olaylarda, bu sistemlerde şart. Evlerimizde kullandığımız prizlerde ve topraklama yapılmaktadır. Toprakta elektrikli prizler elektrikli araçların üzerinde yük birikmesini ne yapar? Engeller kıymetli arkadaşlar. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığımız zaman bir fazımız bir de nötrümüz var kıymetli arkadaşlar. Ortada da bir topraklama hattımız var. Herhangi kullandığımız bir elektrik cihazın üzerinde sonuçta negatif yükler birikeceği için bu sayede bu bağlantıyla kıymetli arkadaşlar toprağa akacaktır. Ve evde kullandığımız herhangi bir elektrikli araçların bozulması da ne olacaktır? Önlenmiş olacaktır kıymetli arkadaşlar. Şimdi gelelim yıldırım ve şimşek olayları nelerdir? Özellikle öğrenciler bu ikisini çok çok karıştırıyorlar kıymetli arkadaşlar. Yıldırım nedir? Şimşek nedir kıymetli arkadaşlar? Sürekli bazen öğrenciler bunları karıştırabiliyor. Elektriklenmiş cisimler bazı durumlarda tehlikelere yol açabilir. Örneğin patlayıcı madde taşıyan bir tankerin tekerleklerinin yere sürtülmesi sonucunda tankerde yük birikir. Tankerlerin arkasına takılan ve yere temas eden bir zincir yüklerin toprağa geçmesini sağlar ve olası bir patlamayı önler. Biz bu olaya zaten topraklama örneğini vermiştik. Şimşek ve yıldırım olayı da yük boşalması örnekleridir kıymetli arkadaşlar. Yüksek miktarda bir yük meydana gelir. Bu patlamalar, gürültüler, ışık saçmalar değerli arkadaşlar bu yükünün boşaltması anlamına geliyor.
Bulutların birbirine ya da havaya sürtülmesi sonucunda bulutlardan yük birikir. Elektrikle yükü bulutlar arasındaki yük geçişine değerli arkadaşlar şimşek denir. Elektrik yüklü bulut diye yer küre arasındaki yük geçişine ise yıldırım denir değerli arkadaşlar. Yani gökyüzünde bulut bulut arasında meydana geliyorsa değerli arkadaşlar diyeceğiz ki şimşek olayıdır. Fakat toprakla bulut arasında meydana geliyorsa burada biz yıldırım diyeceğiz. Özellikle öğrenciler buraları karıştırıyor. Şimşek demek gökyüzündeki iki bulut arasındaki yük akışı demek. Yük boşalması demek. Fakat yıldırım gökyüzündeki bulut ile toprak arasında meydana gelen bir olaydır. Değerli arkadaşlar bu şekilde kodlamayı yapalım. Yani sakın buraları karıştırmayın. Çünkü bazen yeni nesil sorularında buraları kesinlikle bize sorabiliyorlar. Yıldırımdan korumak için yüksek binalara değerli arkadaşlar yıldırım savarlık ya da paratoner takılır değerli arkadaşlar. Bu da ekstra bazen sorularda paratoner de geliyor. Bazen yıldırım savarlık da geliyor. Buralar da önemli. Yüksek ve sivri yerlere yıldırım düşmesi olası daha fazladır. Özellikle bir de metal olursa daha tehlikelidir. Lütfen buralara çok çok bu nota çok çok dikkat edelim. Çünkü sürekli sorularda gelecektir karşımıza. Kıymetli arkadaşlar şimdi paratoner yani yıldırım savarlık örneklerine baktığımız zaman karşımızdaki resimlerde daha iyi anlıyoruz. Örneğin çatının üstünde bir yıldırım savarlık var değerli arkadaşlar. Ya da yüksek kulelerde 100 katlı, 200 katlı büyük gökdelenlerin üstünde değerli arkadaşlar yıldırım savarlık var. Maksat direkt bir kablo vasıtasıyla direkt toprağa geçer. Ve böylelikle bina ya da gökdelen zarar ne yapar? Zarar görmez. Büyük bir patlamaya neden olmaz. Bu şekilde önlenmiş olur kıymetli arkadaşlar. Örneğin camilerde, minarelerin yüksek yerlerinde de değerli arkadaşlar. İslamiyet'in sembolü olan hilal şeklinde orası metaldir. Metal bağlantısı direkt toprakla bir kablo vasıtasıyla yapılır. Bazen yıldırım ya da şimşek değerli arkadaşlar çaktığı zaman ister istemez yük boşalması meydana gelecek. Bu vasıtayla değerli arkadaşlar bu aletlerle bu kurduğumuz sistemlerle güvenli bir şekilde buraların patlaması, yıkılması önlenmiş oluyor değerli arkadaşlar. Paratonerin diğer ismi değerli arkadaşlar yıldırım savarıdır. Buraları sakın karıştırmayın. Şimdi kıymetli arkadaşlar yine güzel bir sorumuz var. Yıldırımdan korumak için yüksek yapılara yandaki gibi ucu sivri bir metal çubuk takılır. Bu sivri metale biz paratoner diyoruz. Buna göre hangileri doğrudur? Bulut ile metal arasında yük alışverişi olur. Evet. Buluttaki elektrik yükleri paratoner sayesinde çevreye zarar vermez. Evet. Buluttaki eksi yükler toprağa akar. Değerli arkadaşlar hareket eden eksi yüklerdir. O zaman doğru cevap ne olacaktır? D şıkkı olacaktır kıymetli arkadaşlar. Şimdi gelelim en önemli olan konumuza değerli arkadaşlar. Elektroskop. Elektroskop kıymetli arkadaşlar bir cismin yüklü olup olmadığını ya da yüklüyse yükünün cinsinin ne olduğunu anlamamıza yarayan alete biz elektroskop diyoruz kıymetli arkadaşlar. Tabii ki bunların çeşitleri de var. Fanusun içinde olanlar da var, fanusun dışında olanlar da var kıymetli arkadaşlar. Yani kısaca bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklüyse yükünün cinsinin ne olduğunu belirlemeye yarayan alette biz elektroskop diyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Yani kısaca bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklüyse hangi cins elektrikle yüklü olduğunu belirlemeye yarayan alette biz elektroskop diyeceğiz. Zaten yanda kıymetli arkadaşlar bir elektroskop çeşidi verilmiş. Elektroskop iletken bir topuz, ucunda başında bir topuzla kıymetli arkadaşlar. Açılıp kapanabilen çok ince iletken yapraklar ve bu ikisini birleştiren iletken bir telden oluşur. Yaprakların hareketlerinin gözlenebilmesi ve hava etkisinden korunabilmesi için elektroskop cam bir fanusu içerisinde ne olur? Muhafaza edilir değerli arkadaşlar. Zaten şimdi bu şekle de baktığımız zaman bu bir elektroskop çeşididir kıymetli arkadaşlar. Ucunda iletken bir topuz var değerli arkadaşlar. Daha sonra mantar tıpıyla kapatılmış. Daha sonra iletken bir telle yapraklara doğru iniyor değerli arkadaşlar. İletken tel, cam, muhafaza kap. Daha sonra iletken yapraklar. Bunlar çok hassas yapraklardır değerli arkadaşlar. Tabii ki iletkenden yapılmış. En küçük bir voltajda bile, bir akımda bile, bir elektron değişiminde bile bunlar sallanabiliyor.
Altta da bir ayaklık var değerli arkadaşlar. Yalıtkan bir ayaklık. Bu şekilde biz bu alete ne diyeceğiz? Elektroskop diyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Elektroskopta yaprakların hareketine baktığımız zaman bir elektroskopta yaprakların hareketi yaklaştırma ve dokundurma durumları için ayrı ayrı incelenir. Şimdi değerli arkadaşlar iki şekilde biz burayı inceleyeceğiz. Ya yaklaştıracağız ya da değdireceğiz kıymetli arkadaşlar. Şimdi bir dedik yaklaştırma durumları. Yüklü bir cismin nötr bir elektroskopta yaklaştırılması. Kıymetli arkadaşlar nötr elektroskop demek yaprakların kapanması demek. Yani yaprakları kapalıdır. Hareket etmiyor. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığım zaman ben artı yüklü bir topuzu nötr bir elektroskopa yaklaştırdığım zaman kıymetli arkadaşlar topuz ne yapacaktık? Yapraklardaki eksi yükleri yani bu artı yüklü topuz değerli arkadaşlar elektroskopun topuzuna yaklaştırdığım zaman artı yüklü yükler kıymetli arkadaşlar yapraklardaki eksileri ne yapacaktır? Topuzda biriktirecektir. Kenara doğru çekecektir. O zaman kıymetli arkadaşlar bütün eksiler gelip topuzda birikeceği için yapraklarda da ne kalacaktır? Sadece artılar kalacaktır. Bu yüzden kıymetli arkadaşlar yapraklar ne olacaktır? Açılacak. Zaten yanda da şekli verilmiş kıymetli arkadaşlar. Yüklü bir cisim nötr bir elektroskopa yaklaştırıldığında elektroskopun topuzu cisimle farklı tür yükle yüklenirken elektroskopun yaprakları ise kıymetli arkadaşlar cisimle aynı tür yükle yüklenecektir. Elektroskopun yaprakları da kıymetli arkadaşlar başlangıca göre ne olacaktır? Biraz açılacaktır değerli arkadaşlar. İşte biz buna ne diyeceğiz? Yaklaştırma diyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Hemen bir örnek çözelim değerli arkadaşlar. Negatif eksi yükle yüklü bir cisim nötr bir elektroskopun topuzuna yaklaştırılıyor. Şimdi değerli arkadaşlar dikkatli bir şekilde baktığımız zaman şimdi ben negatif yüklü topuzu ben nötr cisme yaklaştırdığım zaman nötr elektroskopun topuzuna kıymetli arkadaşlar artılar hareket etmeyecektir. O zaman değerli arkadaşlar topuzdaki fazla olan eksi yükler yapraklara doğru harekete geçecektir. Topuzda sadece kıymetli arkadaşlar artı kalacaktır. Burası çok çok önemli. Bir daha söylüyorum. Negatif yüklü topuzu elektroskopun nötr topuzuna yaklaştırdığımız zaman kıymetli arkadaşlar şu an kapalıdır. Yapraklar kapalıdır. Kıymetli arkadaşlar şimdi eksi topuzu yaklaştırır yaklaştırmaz kıymetli arkadaşlar yaprak ne olacaktır? Yavaş yavaş açılmaya başlayacaktır. O zaman yapraklarda kıymetli arkadaşlar ve topuzda sonuçta eksi yükler var. Şimdi burada artı ve eksi yükler birbirine eşit olduğu için zaten bunlar nötrdür. İkisi de şimdi yapraklar kapalı durumdadır. Ben eksi yüklü topuzu yaklaştırdığım zaman kıymetli arkadaşlar topuzdaki negatif yükler otomatik ne olacaktır? Yapraklara doğru harekete geçecek. Yapraklar tamamen eksi yüklenecektir kıymetli arkadaşlar. O zaman topuz ne olacaktır? Topuzda sadece bir yük kalacaktır. O da pozitif yükte kalacaktır kıymetli arkadaşlar. O zaman değerli arkadaşlar yapraklar tamamen negatifle yüklenecektir ve yapraklar açılacaktır değerli arkadaşlar. Eksi yükler elektroskoptaki artı yükleri etkileyip en yakın nokta olan topuza çekerken eksi yükleri en uzak nokta olan yapraklara itecektir. Bu durumda topuz artı yapraklar da eksi yüklenir. Yapraklar ne olacaktır değerli arkadaşlar? Açılacaktır kıymetli arkadaşlar. Bazen bu şekilde sorular karşımıza gelecektir. Kıymetli arkadaşlar buralar gerçekten önemli. Bu konu yani her yer sınavda muhakkak buna benzer bir soru karşımıza çıkıyor. Mantığını çok iyi bilmek lazım. Şimdi B dedik kıymetli arkadaşlar yüklü bir cismin kendisiyle aynı tür yükle yüklü bir elektroskopa yaklaştırma durumuna bakacağız kıymetli arkadaşlar. Şimdi kıymetli arkadaşlar dikkatli bir şekilde baktığım zaman şimdi başlangıçta cisim yüklü ve ben ne yapıyorum? Eksi yüklü bir topuzu elektroskopun topuzuna yaklaştırıyorum değerli arkadaşlar. Başlangıçta bu elektroskopun yapraklarında dikkatli bir şekilde baktığım zaman iki tane eksi var. Zaten ben eksi yaklaştırdığım zaman topuzuna ne olacaktır? Kıymetli arkadaşlar yavaş yavaş eksiler yapraklara doğru hareket edeceği için o zaman
Başlangıca göre ne olacaktır kıymet ve karşılar? Yapraklar iki katı ne olacaktır? Açılacaktır. Yüklü bir cisim, kendisiyle aynı tür yükle yüklü bir eleskoskopa yaklaştırıldığında aynı tür yükler birbirini iteceği için eleskoskopun açık olan yaprakları kıymetler kaçta biraz daha açılır. Yani burası bizim için çok çok önemli. Eksiği siz yaklaştırırsanız eksi yüklü topuza kıymetler kaçlar. Yapraklar ne olacaktır? Başlangıca göre kıymetler kaçlar bir kat daha açılacaktır. Negatif eksi yükle yüklü bir eleskoskopa negatif eksi yükle yüklü bir cisim yaklaştırılıyor. Buna göre eleskoskopun yaprakları arasındaki açı hangisi olamaz? Kıymetler kaçlar? Dikkatli bir şekilde baktığımız zaman başlangıçta yaprakların arasındaki açı 30 derece. Şimdi ben bu eleskoskopun topuzuna negatif yüklü bir topuz yaklaştırdığım zaman kesinlikle ne olacaktır? Başlangıca göre yapraklar biraz daha açılacaktır. O zaman kesinlikle 35 olabilir, 40 olabilir, 45 olabilir. Ama kesinlikle yapraklar arasındaki açı 30 olamaz. Çünkü negatif yüklü cismi sen eleskoskopun topuzuna yaklaştırdığın zaman kıymetler kaçlar? Yapraklar biraz daha eksi yük çekeceği için kıymetler kaçlar? Yapraklar başlangıca göre biraz daha açılacaktır. Ve açı ne olacaktır? 30'dan büyük olacaktır kıymetler kaçlar? Bu yüzden doğru cevap ne olacaktır? A şıkkı olamaz. Yüklü bir eleskoskopa kendisiyle aynı tür yükle yüklü bir cisim yaklaştırıldığı zaman aynı tür yükleri birbirini iteceği için eleskoskopun açık olan yaprakları biraz daha açılır. Bundan dolayı eleskoskopun yaprakları arasındaki açı 30'dan ne olacak kıymetli arkadaşlar? Büyük olacak ve asla 30 olamaz. Burası gerçekten önemli, güzel bir soru. Şimdi C diyelim kıymetli arkadaşlar zıt yüklendiyse. Yüklü bir cismin kendisiyle zıt yükle yüklü bir eleskoskopa yaklaştırma durumuna bakacağız. Şimdi diyelim ki kıymetli arkadaşlar elimizdeki eleskoskop topuzu negatif yüklü ve yapraklar da negatif yüklü. Yani bu eleskoskop kıymetli arkadaşlar negatif ile yüklemiştir. Siz bu eleskoskopa pozitif yüklü bir topuz yaklaştırdığınız zaman kıymetli arkadaşlar o zaman başlangıca göre ne olacaktır değerli arkadaşlar? Yapraklar biraz kapanacaktır. Eğer siz değdirdiyseniz kıymetli arkadaşlar farklı bir olay olur. Değdirdiğiniz zaman eğer diyelim elinizdeki topuzun yük miktarı eleskoskoptan daha büyükse o zaman yapraklar önce kapanır sonra elinizdeki topuzun yük miktarına göre biraz açılır kıymetli arkadaşlar. Orada da özel durumlar var. Şimdi kıymetli arkadaşlar biz fazla detaya giremiyoruz. Çünkü milli eğitimin müfredatı farklıdır. Çok detaya gerek yok. Sadece müfredata göre biz anlatıyoruz. İnşallah bu konuyu lise 1'de değerli arkadaşlar. Yani fizik dersinde, lise dersinde, fizik dersinde ayrıntılı bir şekilde daha ayrıntılı göreceksiniz. Şimdilik verilen müfredata göre, verilen kazanımlara göre biz işliyoruz. Fazla bilgi vermek yine yararlı. Fakat ama fazla bilgi versek de bir sefer de değerli arkadaşlar kafanız karışabilir. Sadece sınavda, soruda çıkabilecek kazanımlara yoğunlaşsak sizler için daha hayırlıdır. Zaten ben bunları ele almışım. İnşallah daha verimli olur. Kıymetli arkadaşlar dikkatli bir şekilde baktığımız zaman elimizde bir topuz var pozitif yüklemiş. Negatif yüklü bir eleskoskopun topuzuna yaklaştırılıyor. Şimdi yaklaştırıldığı zaman kıymetli arkadaşlar yapraklar ne olacak? Dikkatli bir şekilde baktığımız zaman 4 tane eksi var. O zaman biraz daha yaklaştırdığı zaman ne olacaktır? 2 eksi gider. Yani nasıl diyelim? Yani biraz kapanır. Hani hocam tamamen 2 tane gider. Şimdi 2 tane, 3 tane, 4 tane biz bilmiyoruz. Sonuçta bunların yük miktarını tam bilemediğimiz için kıymetli arkadaşlar. Yani tahminen biz ne diyeceğiz? Yaklaştırdığımız zaman kıymetli arkadaşlar ilk başlangıca göre ne olacaktır? Biraz kapanacaktır. Tamamen kapanmayacak. Azıcık kapanacak kıymetli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yüklü bir cisim kendisiyle zıt yükle yüklü bir eleskoskopla yaklaştırıldığında cismin yük miktarına göre eleskoskopun yaprakları biraz kapanabilir. Tamamen kapanabilir. Önce kapanıp sonra tekrar açılabilir. Kıymetli arkadaşlar işte burada anlatmak istediğim bu. Şimdi dikkatli bir şekilde yine baktığımız zaman diyelim yükler aynı. Yaklaştırdığın zaman kıymetli arkadaşlar herhangi bir şey olmaz. Diyelim ki topuzun yükü yani tuttuğunuz topuzun yükü eleskoskopun topuzundan büyükse kıymetli arkadaşlar yaklaştırdığın zaman önce kapanır azıcık biraz açılır. Diyelim ki topuzun kıymetli arkadaşlar elinizdeki topuzun artı miktarı
elektroskopun miktarından daha az değerli arkadaşlar. O zaman herhangi bir etki yapmaz değerli arkadaşlar. Burada da önemli özellikler var kıymetli arkadaşlar. Yani biraz kapanabilir. Tamamen kapanabilir. Önce kapanıp sonra tekrar açılabilir değerli arkadaşlar. Bu da tuttuğunuz elektroskopun değerli arkadaşlar, yaklaştığınız topuzun yük miktarına göre ne olacaktır? Değişecektir. Yaklaştırma miktarına göre değişecektir. Yani aradaki uzaklık, daha sonra tuttuğunuz topuzun yük miktarına göre ne olacaktır? Değişkenlik gösterecektir değerli arkadaşlar. Yapraklardaki yüklerin bir kısmı topuzu hareket edeceği için elektroskopun yaprakları değerli arkadaşlar biraz kapanabilir kıymetli arkadaşlar. Şimdi gelelim dokurma ile dokurma durumlarına kıymetli arkadaşlar. Dokurma durumu çok farklı bir olay. Burası çok çok önemli kıymetli arkadaşlar. Yüklü bir cismin nötr bir elektroskopa dokurmasına bakalım. Şimdi elimizdeki topuz nötr. Yani elektroskopun topuzu nötr, tuttuğumuz cisim ise değerli arkadaşlar pozitif. Şimdi ben bunu gelip değdiriyorum, dokunduruyorum. Şimdi başlangıçta topuz nötr olduğu için değerli arkadaşlar hemen tuttuğumuz topuzdan elektroskopun topuzuna ne olacaktır? Yük geçiyor olacaktır değerli arkadaşlar. O zaman artılar topuza birikecek değerli arkadaşlar. Daha sonra ne olacaktır? O artılar doğrudan kıymetli arkadaşlar ne olacaktır? Kıymetli arkadaşlar yapraklara geçecek ve yapraklar da ne olacaktır? Direkt açılacaktır kıymetli arkadaşlar. Dokunma olayı bu şekilde olacak. Yüklü bir cisim nötr bir elektroskopa dokundurulduğu zaman kıymetli arkadaşlar elektroskop cisimle aynı tür yükle yüklenir ve elektroskopun yaprakları ne olacaktır? Kesinlikle açılacaktır. Ya da bu negatif olsaydı yine topuz negatif, yapraklar negatif olacaktı. Kıymetli arkadaşlar tuttuğumuz topuz yine pozitif olduğu için elektroskopun topuzu yine artı, yapraklar da başlangıca göre ne oldu? Açıldı ve pozitif yüklendi kıymetli arkadaşlar. Bu dokurmadaki özel durumlardır. Şimdi gelelim, burada yine küçük bir sorumuz var. Yüklü bir cisim nötr bir elektroskopa dokundurulduğunda kıymetli arkadaşlar elektroskop negatif yükle yükleniyor ve elektroskopun yaprakları açılıyor. Buna göre cismin yükünü bulunuz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, başlangıçta bu cisim nötr değil miydi? Evet. O zaman demek ki bu cisme kim dokunmuş? Eksi yüklü bir topuz dokunmuş. Topuzdan elektroskopun topuzuna kıymetli arkadaşlar negatif yüklenmiştir. Oradan da yapraklara. Yapraklar açıldığına göre kıymetli arkadaşlar negatif yükle açıldığına göre demek ki başlangıçta dokundurduğumuz topuz nedir? Negatif yüklüdür kıymetli arkadaşlar. Bu şekilde yorum yapabiliriz değerli arkadaşlar. Dokunma ile elektriklenmede cisimden son durumda aynı tür yükle yükleneceği için buna göre cisim ne olacaktır? Başlangıçtaki dokundurduğumuz cisim negatif yüklüdür değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim yine buraya bakalım kıymetli arkadaşlar. Bu B şıkkımızda değerli arkadaşlar özel 3 tane durum var. Hemen bunu anlatmak istiyorum. Yüklü bir cismin kendisiyle aynı tür yükle yüklü bir elektroskopa dokundurması durumuna baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar bu olayda 3 farklı durum gözlenecektir. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu slaytımız gerçekten önem arz ediyor. Özellikle en çok sorular, en çok böyle yorum sorular, zor sorular bu slayttan gelecek. Yani buradaki bilgiden gelecek. Burası yani bizim için çok çok önemli bir bilgi kıymetli arkadaşlar. Birinci duruma baktığım zaman değerli arkadaşlar, cisim ve elektroskop arasında yük geçişi yoksa elektroskopun yapraklarında bir değişme gözlemlenir. Şimdi diyelim bunlar birbirine değdiler, dokunduruldular. Fakat ikisinin de yük miktarı birbirine eşit kıymetli arkadaşlar. O zaman herhangi bir aralarında yük akışı olmayacaktır. İkinci duruma baktığım zaman kıymetli arkadaşlar, cisimden elektroskopa yük geçişi varsa elektroskopun yaprakları biraz açılır. Başlangıca göre dokundurduğumuz topuz, yani topuzun yük miktarı elektroskopun yük miktarından büyükse değerli arkadaşlar, o zaman ne olacaktır? Topuzdan elektroskopa yük geçiyor olacaktır. Yapraklar biraz açılacaktır. Kıymetli arkadaşlar dikkatli bir şekilde baktığımız zaman elektroskoptan cisme yük geçişi varsa değerli arkadaşlar kesinlikle burası bizim için elektroskopun topuzun yükü dokunulan cisme, yani topuza değerli arkadaşlar, eğer elektroskopun yük miktarı dokunduracağımız topuzdan büyükse değerli arkadaşlar
elektroskoptan topuza yük geçici olacağı için kıymetli arkadaşlar. Elektroskopun yaprakları ne olacaktır değerli arkadaşlar? Biraz kapanacaktır değerli arkadaşlar. Yani yük eşiği olacağı için biraz kesilgen olacaktır, kapanacak. Kıymetli arkadaşlar, bunlar bizim için çok çok önemli. Bazen sorularda, testlerde, denemelerde kesinlikle bunların yorumları karşımıza gelecektir. Buraları çok iyi bilirseniz, özellikle dokurmada çok özel sorular var değerli arkadaşlar. Yaklaştırmada, yani etkiyle yaklaştırmada da güzel sorular var. Yani bu iki olayda da, bu iki özellikle de, elektroskopun bu iki özelliğiyle de değerli arkadaşlar, çok kaliteli sorular karşımıza gelebiliyor. Yani bilgiyi, yani teorik kısmı çok iyi bilirsen kesinlikle rahatlıkla yorum yapacağımız için bu soruları da yanlış yapma ihtimalimiz daha azalır değerli arkadaşlar. Bu yüzden bol bol tekrar ve bol bol soru çözmek daha mantıklıdır. Bilginiz olsun. Yine burada bir etkinliğimiz var kıymetli arkadaşlar. Yüklü bir cisim kendisiyle aynı tüy yükle yüklü bir elektroskopa dokundurmasıyla ilgili yine bize 3 tane boşluk vermiş değerli arkadaşlar. Yani elimizdeki cismin yüküyle değerli arkadaşlar elektroskopa dokunma ikisinin yükü de aynıymış değerli arkadaşlar. Yani yüklü bir cismin kendisiyle aynı tüy yükle yüklü bir elektroskopa dokunmasıyla ilgili 3 tane özel soru var değerli arkadaşlar. Cisim elektroskopa dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları biraz daha açılıyor ise değerli arkadaşlar, yük geçişi ne olacaktır? Cisimden elektroskopa olacaktır değerli arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde baktığınız zaman elektroskopun yaprakları biraz daha açılıyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar, bunların yük miktarları aynıysa, yani yük miktarından kastım değerli arkadaşlar yük işareti. Eğer bunların yük işaretleri, yani aynı tür yükle yüklü ise değerli arkadaşlar, dokunduğumuz cismin yük miktarı elektroskopun yük miktarından fazla ise değerli arkadaşlar, elektroskop ne olacaktır? Biraz başlangıca göre açılacaktır değerli arkadaşlar. O zaman cisimden elektroskopa yük geçişi meydana gelecektir. Fakat ikinci cümleye baktığım zaman cisim elektroskopa dokundurulduğunda elektroskopun yapraklarında bir değişiklik olmuyor ise o zaman kesinlikle bunların arasında bir yük alışverişi olmamıştır değerli arkadaşlar. Cisim ve elektroskop arasında yük geçişi olmamıştır çünkü bunların yük miktarı birbirine eşittir. Fakat burada diyor ki cisim elektroskopa dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları biraz kapanıyor ise yük geçişi nasıl? O zaman değerli arkadaşlar, elektroskopun yaprakları kapanıyorsa demek ki elektroskoptan cisme ne olmuştur? Yük geçişi meydana gelmiştir değerli arkadaşlar. Burası da bizim için önemlidir. Yani yük geçişi elektroskoptan cisme geçmiştir. Bu yüzden elektroskopun yükü azalacağı için yaprakları da ne olacaktır? Biraz azalacaktır değerli arkadaşlar. Yani bir nevi elektroskopu bir ibreye benzetebiliriz. Aynı voltaj nasıl bir ampermetre ya da voltmetre bir pili mesela voltmetre ile ölçtüğüm zaman gerilimi değerli arkadaşlar. Pil doluysa atıyorum 1,5 tam gösteriyor. 1,5 voltu tam gösteriyor. O zaman pil yavaş yavaş gücü bittiği zaman ne olacaktır? 1 voltun altına düşecektir. O zaman göstereceği ne olacak? Göstergede ne olacaktır? Az bir voltajı gösterecektir. Yani bir nevi de değerli arkadaşlar elektroskop da bizim için bir göstergedir değerli arkadaşlar. Cisimlerin nasıl yüklü olduğunu, yüklüyse yükünün cinsinin ne olduğunu işimize yarayan yani büyük bir alettir değerli arkadaşlar. Bu yüzden eğer elektroskopun yaprakları kapanıyorsa değerli arkadaşlar o zaman elektroskoptan cisme yük akışı meydana gelmiştir kıymetli arkadaşlar. Şimdi gelelim yüklü bir cismin kendisiyle zıt yükle yüklü bir elektroskopa dokunulması olayına bakacağız. Burası da bizim için çok çok önemli. Cismin ve elektroskopun yük miktarına bağlı olarak elektroskopun yaprakları biraz kapanabilir. Tamamen kapanabilir. Önce kapanıp sonra tekrar açılabilir. Şimdi bu durumları yakından inceleyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Şimdi başlangıçta baktığımız zaman yük miktarları aynı kıymetli arkadaşlar. Fakat bunların yük işaretleri farklı. Elimizde topuzun yük miktarı artı 5 Q. Buradaki Q demek yük demek değerli arkadaşlar. Yükün birimi Q ile gösteriliyor. Q demek yük birimi. Sonra elektroskopun ise eksi 5 Q ile göstermiş kıymetli arkadaşlar. Şimdi bunların yük miktarı aynı olduğu için biz bunları birbirine dokundurduğumuz zaman kıymetli arkadaşlar aranda bir nötr hal yani ikisi de nötr hale geçecektir. O zaman yapraklar ne olacaktır değerli arkadaşlar? Kapanacaktır. Şimdi biri eksi 5 Q diğeri de artı 5 Q.
Kıymetli arkadaşlar, bunları siz birbirine dokundurduğunuz zaman kesinlikle eksi birbirine yapacaktır, nötrleyecektir. O zaman başlangıçta açık olan yapraklar değerli arkadaşlar, sonra ne olacaktır? Kapanacaktır kıymetli arkadaşlar. Cismin yük miktarı elektroskopun yük miktarına eşit ise elektroskopun yaprakları tamamen ne olacaktır kıymetli arkadaşlar? Kapanacaktır. Yani elindeki yük artı 5 ise, diğeri de eksi 5 Q ise, sen buna dokundurduğun zaman kıymetli arkadaşlar, yani yük miktarı işareti farklı ama miktarı aynı. O zaman buna birbirine dokunursak ikisi kendisiyle ne yapacaktır? Birbirini nötrleyecektir ve yapraklar kapanacaktır kıymetli arkadaşlar. Bu birinci özellik. Şimdi ikinci özelliğe baktığım zaman kıymetli arkadaşlar, cismin yük miktarı elektroskopun yük miktarından küçük ise. Şimdi kıymetli arkadaşlar, elektroskopun yük miktarı cismin 3 katı. Dikkatli bir şekilde baktığımız zaman, o zaman bu ikisini önce artı Q eksi 6 Q'ye dokunduğu zaman ne yapacağız? Hocam biz nasıl bunu yapacağız? Kıymetli arkadaşlar, artı Q ile eksi 6 Q toplayın. Sonra 2'ye bölün. İki cisim değil mi? Eşit bir şekilde paylaşacaklar. Eksi 6 Q artı Q daha ne yapar? Eksi 4 Q yapar. Doğru mu? Toplama çıkartmada işaret önemliydi. O zaman kıymetli arkadaşlar, eksi 6 Q'dan artı Q çıkarttığımız zaman eksi 4 Q kalacaktır. Peki bu iki farklı küre değil mi? Sonuçta bu iki farklı cisim, bunlar bu yükü ne yapacaktır? Eşit bir şekilde aralarında paylaşacaktır. 2'ye böldüğümüz, eksi 4 Q 2'ye böldüğümüz zaman kıymetli arkadaşlar, o zaman her birine ne düşecektir? Eksi 2 Q düşecektir. Şimdi kıymetli arkadaşlar, peki biz bir sefer nasıl yorum yapacağız? O zaman başlangıçtaki elektroskopun yaprakları daha fazla açıkken, o zaman bunlar birbirine dokunduğu zaman kıymetli arkadaşlar, yapraklar ne olacaktır? Başlangıca göre biraz kapanacaktır, yük miktarı azalacağı için kıymetli arkadaşlar. Topuzun yük miktarı ise kesinlikle önce nötrleşecek, sonra eksi yük kazanacaktır. Cismin yük miktarı elektroskopun yük miktarından küçük ise elektroskopun yaprakları biraz ne olacaktır? Kapanacaktır. Bu da bizim ikinci özelliğimiz kıymetli arkadaşlar. Üçüncü özelliğe baktığımız zaman değerli arkadaşlar, topuzun yük miktarı elektroskopun yük miktarından fazla ise. Değerli arkadaşlar, yine mantık aynı. Önce ikisini toplayın. Bu sadece dokundurmada geçerlidir değerli arkadaşlar. Artı 6 Q ile eksi 2 Q topladığımız zaman kıymetli arkadaşlar ne yapacaktır? Artı 4 Q yapacaktır. Tekrar hemen bunu 2'ye böldüğümüz zaman her birine ne düşecektir? Artı 2 Q düşecektir. O zaman topuz ne olacaktır? Başlangıca göre artı 4 Q bir yük ne olacaktır? Kaybedecektir. Ama elektroskop ne olacaktır değerli arkadaşlar? Elektroskop önce kapanacak, sonra tekrar aynı miktarda fakat işareti zıt ne olacaktır? Açılacaktır. Başlangıçta zaten bu şekilde de kıymetli arkadaşlar şekilde de verilmiş. Cismin yük miktarı elektroskopun yük miktarından fazla ise elektroskopun yaprakları önce kapanır, sonra aynı oranda ne olacaktır? Açılacaktır. Fakat elektroskop başlangıca göre farklı yüklenecektir. Başlangıçta eksi ise şimdi ne olacaktır? Pozitif yüklenecektir kıymetli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, burası bizim için gerçekten önemliydi. Konu çok zevkli bir konu. Lütfen bol bol soru çözerek, tekrar yaparak konunuzu pekiştirin. Çünkü her yer bu konudan rahatlıkla bir soru karşımıza gelebiliyor. Şimdi burada yine bir etkinliğimiz var kıymetli arkadaşlar. Bu etkinliğimize bakalım. Yüklü bir cisim nötr bir elektroskopa yaklaştırıldığında, elektroskopun topuzu cisimle aynı tür, yapraklar ise cisimle farklı tür ile yüklenir. Değerli arkadaşlar, biz ne dedik? Eğer burada yaklaştırma varsa, cismin yükü neyse yapraktaki yük miktarı da ne olacaktır? Aynı olacaktır. Burada demiş ki farklı olacak. Kesinlikle bu yanlıştır. Yüklü bir cisim kendisiyle aynı cins yükle yüklü bir elektroskopa yaklaştırıldığında elektroskopun yaprakları biraz daha açılır değerli arkadaşlar. Bu kesinlikle doğru. Yüklü bir cisim nötr bir elektroskopa dokundurulursa elektroskop cisimle aynı tür yükle yüklenir kıymetli arkadaşlar. Bu da doğru. Yüklü bir cisim kendisiyle zıt yükle yüklü bir elektroskopa dokundurulduğunda ise elektroskopun yaprakları biraz açılabilir, biraz kapanabilir, tamamen kapanabilir değerli arkadaşlar. Bu kesinlikle yanlış. Yüklü bir cisim kendisiyle zıt yükle yüklü bir elektroskopa dokundurulduğunda değerli arkadaşlar, tamamen ne olacaktır? Kapanacaktır. Tekrar açılmaz. Burası bizim için çok önemli. Fakat birbirine dokunan cismin yük miktarı eğer elektroskopun yük miktarından fazla ise o zaman kapanıp tekrar açılabilir değerli arkadaşlar. Burada farklı bir yorum getireceğiz. Ama yük miktarları aynıysa değerli arkadaşlar, işaret zıtsa değerli arkadaşlar,
Kesinlikle ne olacaktır? Bunlar ikisi birbirini nötrleyecektir ve kapanacaktır kıymetler karşılığında. İşte buna benzer sürekli yorum sorular karşımıza gelecektir. Buralar lütfen çok çok önemli. Yine burada bir etkinliğimiz var kıymetler karşılığında. Hemen bunlara bakalım. Artıklı bir elektroskop ve disimle ile aşağıdaki işlemler yapılıyor. Buna göre elektroskopun yapraklarında gözlenebilecek durumları belirtelim. 1. Elektroskopa artıklı bir cisim dokunduruluyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar, başlangıçta artıklı bir elektroskop var. Sonuçta bu elektroskopa değerli arkadaşlar artıklı bir cisim dokunduruluyor. O zaman ne olacaktır? Bunların yük miktarı demek ki eğer eşitse değerli arkadaşlar 3 özel durum olacak yine. Yaprakların durumu değişmeyebilir. Yapraklar biraz kapanabilir. Yapraklar biraz daha açılabilir. Diyelim elimdeki topuz da pozitif yüklü. Elektroskopun topuzu da pozitif yüklü. Fakat ben ikisinin yükünü de bilmiyorum. Topuzun yükünü de bilmiyorum. Elektroskopun yük miktarını da bilmiyorum. Sadece işaretini biliyorum. Ve 3 tane özel durum meydana gelir. Birincisi yaprakların durumu değişmeyebilir. Yani ikisi de nöt yük miktarı aynıysa herhangi birbirini etkilemezler. Fakat yapraklar biraz kapanabilir. Eğer diyelim ki başlangıçta topuzun yük miktarı azsa elektroskoptan ona yük geçişi meydana gelebilir değerli arkadaşlar. Ya da cisimden elektroskopa yük miktarı geçebilir. Yani burada özel 3 tane durumu her zaman ne yapacağız? Hatırlayacağız. Yani yaprakların durumu değişmeyebilir, yapraklar biraz kapanabilir ya da yapraklar biraz daha açılabilir değerli arkadaşlar. Fakat burada diyor ki yine artıklı bir elektroskopa eksi yüklü bir cisim dokunduruyorsa kıymetli arkadaşlar burada o zaman durum değişir. Yapraklar tamamen kapanabilir. Yapraklar biraz kapanabilir. Yine önce kapanıp sonra tekrar açılabilir değerli arkadaşlar. Peki biz bunu neye göre değerlendireceğiz? Biz bunu kıymetli arkadaşlar cisimlerin yük miktarına göre yorumlayacağız. Yani cismin yük miktarı elektroskoptan büyük mü ya da elektroskopun yük miktarı cisimden büyük mü ya da ikisinin yük miktarı birbirine eşit mi? Burada bu yüzden ikinci numara ne olacaktır? Bu özel bir soru olacak kıymetli arkadaşlar. Ve karşımıza muhakkak bu iki soru kesinlikle gelecektir değerli arkadaşlar. Burası bizim için çok çok önemli. Diyor ki elektroskopa nötr bir cisim dokunduruluyor. Kıymetli arkadaşlar. Elektroskopa nötr bir cisim dokunduruluyorsa elektroskopun yük miktarı fazla ise değerli arkadaşlar. O zaman yapraklar ne olacaktır? Cisim de nötr olduğu için elektroskoptan cisme elektron geçebilir. Bu yüzden yaprakları ne olacaktır? Biraz kapanacaktır kıymetli arkadaşlar. Ve kesinlikle bu 3 soru ve bu buradan nereden bakarsan değerli arkadaşlar 7 tane yorum var kıymetli arkadaşlar. Ve bu 7 yorum ve bu 3 soru kesinlikle karşımıza gelecektir. Banko bir sorudur. Yani buradaki etkinlik bizim için banko. Sürekli bütün soru bankalarında, konularda, testlerde, yazılarda karşımıza gelecektir. Buradaki mantığı gerçekten iyi bilmek lazım. Şimdi kıymetli arkadaşlar burada yine küçük bir sorumuz var. Hemen buna da bakalım. Yüklü bir cisim kendisiyle zıt yükle yüklü bir elektroskopa dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları önce kapanıp sonra tekrar açıldığı gözleniyor. Buna göre cismin ve elektroskopun yükle aşağıdan çizgi olabilir. Kıymetli arkadaşlar. İkisi de yüklüymüş. Ve bunların yükleri değerli arkadaşlar zıt. Ve bunlar birbirine dokunduğu zaman kıymetli arkadaşlar. Elektroskop önce kapanıyor sonra tekrar açılıyor. O zaman kesinlikle bunlar nasıl olacak kıymetli arkadaşlar? Şimdi ikisi nötr olamaz. Kesinlikle ikisi nötr olamaz. O zaman bir tanesi artı olur ya da bir tanesi eksi meydana gelecektir değerli arkadaşlar. İkisi artı artı da olamaz. İkisi nötr nötr de olamaz. Ya da bir ikisi negatif bir pozitif ya da nötr de olamaz. O zaman kesinlikle kıymetli arkadaşlar bir tanesi eksidir bir tanesi pozitiftir. Bu şekilde düşüneceğiz. Şimdi diyelim ki tuttuğum cismin 10 tane eksi var. Diğeri de diyelim nasıl diyeyim 10 tane eksi varsa diğeri de 9 tane artısı olsun. Bunlar birbirine dokunduğu zaman kıymetli arkadaşlar önce kapanır. Sonra topuzum tuttuğum cismin yük miktarına göre tekrar elektroskopun yük miktarı ne olacak? Açılacaktır. Bir cismin elektroskopa dokundurulması sonucu elektroskopun yaprakları önce kapanıp sonra tekrar açılıyorsa cisim elektroskop kıymetli arkadaşlar bunlar kesinlikle zıt yüklüdür. Burayı sakın unutmayalım kıymetli arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Peki bu sorumuza bakalım kıymetli arkadaşlar. Şekildeki artı yüklü elektroskopa yük türü bilinmeyen bir L cismi yalıtkan sapından tutularak değdirildiğinde yaprakların tamamen kapandığı gözlemleniyor. Başlangıçta L cismi nötr bir elektroskopa dokundurulsaydı aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir?
Şimdi kıymetler kaçlar? L cismi bu cisme dokunduruluyor. O zaman bu L cismi buna dokunsaydı burada soruda diyor ki L cismi topuza dokunulmuş, kıymetler kaçlar? Ve yapraklar tamamen kapanmıştır. O zaman bu L cismi kesinlikle de negatif yüklüdür. Sonuçta ve negatif yüklü ve bu cisimle aynı yük miktarında. O zaman bunu hemen sıfırlıyorsa, kapatıyorsa, nötrlüyorsa demek ki bununla yük miktarı aynı fakat zıt işareti. Daha sonra diyor ki başlangıçta L cismi nötr bir elektroskopa. Kıymetler kaçlar? Şimdi tuttuğum L cismi artık ben işaretini biliyorum. Negatif yüklü. O zaman nötr bir elektroskop nedir? Nötrdür. Ben eksi L topuzunu nötr bir elektroskopa dokundurduğum zaman kıymetler kaçlar? O zaman L cismi eksi olduğu için yapraklar tamamen ne olacaktır? Elektroskop negatif yüklenecektir. O zaman doğru cevap hangi şık olabilir? A şık olamaz. L de olamaz. C de olamaz. D'ye baktığımız zaman L topuzu zaten biz dedik eksidir. Sonuçta nötr bir elektroskopa dokunduğu zaman yapraklar da ne olacaktır? Negatif yüklenecektir kıymetli arkadaşlar. O zaman doğru cevap nedir? D şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. İşte buna benzer kaliteli sorular karşımıza gelecektir. Bilginiz olsun. Kıymetli arkadaşlar bir de buraya bakalım. Bir öğrenci cam çubuğu ipek kumaşa plastik kalem kalemi de yünlü kumaşa sürterek sürtünme ile elektrikleme gerçekleştirmiştir. Öğrenci cam çubuğu ve plastik kalemi aşağıki elektroskoplara yaklaştırıyor. Buna göre hangi elektroskopun yapraklarının hareketi yanlış göstermiştir? Şimdi kıymetli arkadaşlar cam çubuk pozitiftir. Plastik çubuk, ebonit çubuk da negatif yüklüdür her zaman. Burayı sakın unutmayın. Şimdi ben aya baktığım zaman cam çubuk diyelim artıysa artı yüklü topuza yaklaştığı zaman kıymetli arkadaşlar. Sonuçta ben artı yüklü bir yükü ben artı yüklü topuza yaklaştığım zaman yapraklar ne olacaktır? Açılacaktır. Şimdi C şıkkına baktığım zaman yine cam pozitiftir. Topuz negatiftir. Kıymetli arkadaşlar tam burada şey yaptığım zaman kıymetli arkadaşlar. Şimdi topuz negatif olduğu için elektroskopun yükleri ne olacak? Yaprakları biraz kapanacaktır. Daha sonra D şıkkına baktığım zaman plastik ebonit çubuk nerede? Negatif yüklüdür. O zaman ebonit çubuk ben artı yüklü topuza yaklaştığı zaman kıymetli arkadaşlar. O zaman zaten yapraklar ne olacak değerli arkadaşlar? Pozitif yüklendiği için o zaman biraz daha kapanacaktır. B şıkkına baktığım zaman değerli arkadaşlar. Eğer ben dokunmada değerli arkadaşlar her zaman burası önemlidir. Dokunma olayı ne demek kıymetli arkadaşlar? Şimdi eğer topuz pozitif yüklenmişse o zaman yapraklar da pozitif yüklenmiştir. O zaman elektroskopta ben plastik çubuğu, sonuçta plastik çubuk negatif yüklenir. Ebonit çubuk. Yün kaza sürtüldüğü zaman ben bunu pozitif yüklü elektroskopa dokundurdum yani yaklaştırdığım zaman kıymetli arkadaşlar şimdi yapraklar pozitif yüklü o zaman ne olacaktır kıymetli arkadaşlar yapraklar negatif yüklenmesi lazım o zaman ne yapacaktır açılmaz kapanacaktır değerli arkadaşlar o zaman hangisi yanlış göstermiştir burada açıldığını gösteriyor kesinlikle yanlış kıymetli arkadaşlar kapanır değerli arkadaşlar doğru cevap ne olacaktır B şıkkı olacaktır. Peki bu sorumuza bakalım. Pozitif elektrik yüklü K elektroskopun topuzuna negatif elektrik yüklü iletkenler çubuğu dokunduruluyor. Buna göre elektroskopun yapraklarının hareketi için aşağıdan söylenmez. Şimdi elimdeki çubuk negatif yüklü, topuz da pozitif yüklemiş kıymetli arkadaşlar. Şimdi ben negatif yüklü bunu dokundurduğum zaman 3 tane özellik meydana geliyor. Ya tamamen kapanır, ya kapanıp tekrar açılır kıymetli arkadaşlar ya da hiç açılmaz. Ya da kıymetli arkadaşlar elektroskopun yaprakları kapanır, L cisminin yük miktarı artar. Burada 3 tane özel durum vardı. Biraz yaprakları biraz kapanır olabilir. Yapraklar önce açılır, sonra kapanır kıymetli arkadaşlar. Burada sonra C diyor yapraklar önce kapanır, sonra açılır. Yapraklar tamamen kapanır. Kıymetli arkadaşlar negatif yüklü bir cisim eğer pozitif yüklü topuza dokundurursan değerli arkadaşlar yapraklar kesinlikle önce açılmaz. Yani cevap ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Eğer zıt iki cisim varsa ve bunlar birbirine dokunuyorsa değerli arkadaşlar kesinlikle önce kapanır. Yük miktarlarının büyüklüğüne göre, oranına göre tekrar açılıp kapanır kıymetli arkadaşlar. Yani önce her zaman zıtsa bunlar kapanır, tekrar açılır ya da hiç açılmaz. Değerli arkadaşlar burada özel bir durum var. Ama B şıkkına baktığım zaman diyor ki eksi yüklü cismi ben topuza, artı bir topuza dokundurduğum zaman diyor önce ne olacak? Açılacak. Bu imkanı yok kıymetli arkadaşlar. Bunlar kesinlikle zıttır ve muhakkak zıt oldukları için yaprak elektroskoptaki yaprak ne olacaktır? Başlangıca göre muhakkak biraz azalacaktır. B kesinlikle asla
olamaz. Değerli arkadaşlar, dersimiz buraya kadar. Dilerim inşallah verimli olmuştur. Videoyu durdurup tekrar önemli olan noktaları tekrarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı tekrar unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Tekrar videoyu durdurup bol bol soru çözmenizi istiyorum. Tekrar herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.